AKP'li eski Taşoluk Belediye Başkanı Müfit Taşkın'ın karıştığı Çamçeşme Yapı Kooperatifi yolsuzluğu ile ilgili davada mahkeme kaleminin hakimden belge sakladığı ortaya çıktı. Çamçeşme Yapı Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dündar, mahkeme yazı işlerinin sakladığı evrak nedeniyle yargılamanın geciktirildiğini söyledi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen AKP'li eski Taşoluk Belediye Başkanı Müfit Taşkın'ın da adının karıştığı Çamçeşme Kooperatifi yolsuzluğu davasında belge kaçırıldığı ortaya çıktı. Davanın 19 Haziran'da görülen duruşmasında Çamçeşme Kooperatifi'nin ödediği paraların bir başka kooperatife aktarılmasıyla ilgili tanıkların dinlenilmesine geçildi. Mahkemenin para nakliyle ilgili daha önce istediği evrakların dosyaya girmediği görüldü. Çamçeşme Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dündar, evrakların mahkemeye ulaştığını ancak mahkeme kalemi tarafından hakimlerden kaçırıldığını tespit etti. Eksik evrakların giderilmesi yönünde mahkemenin kararı vardı. Bu karara yönelik biz gerekli tebligatları çıkarttırdık. Bunlardan bir tanesi de Yeni Batasya Ankara merkezi bir kooperatif. Bu kooperatif evrakları duruşmadan önce gelmesine rağmen duruşma gününde dosyaya girmemiştir. Bunu biz duruşmadan 2 gün sonra tespitini yaptık ve gelen evrakların aynı tarihe birer onaylı örneğini aldık. Bunun üzerine mahkeme kalemine evrakları soran Dündar net bir yanıt alamadı. Neden duruşma gününde bu dosyaların gelen evrakların dosyaya girmediğini yazışlarına sorduğunuzda ise eleman eksikliği diye bir basit bir bahaneyle geçiştirdi. Dündar evrakların kasten hakimden saklandığını iddia etti. Bizim yatırdığımız bir paranın Yeni Batasya'da kooperatifin hesabına geçirilmiş olması belediyede. Yani onlar yatırmış gibi gösterilmişti. Biz de bu yönde şahite soru yöneltecektik. Çünkü onlar diyor ki biz mahfuzu yanlışlıkla verdik Çamçeşme Kooperatifine. Biz de diyoruz ki hayır efendim, bu parayı biz yatırdık. Bunlar bize Yeni Batasya'da kooperatif adına kesilmiş mahfuz verdiler. Ve yanımda 2 tane de şahit var bu konuda doğrulayacak. Şimdi biz bu evraklar gelmediği gibi dinlenen şahiti soruda yöneltemedik.